Arkadaşlar tekrar merhaba. Bugün yine bir eğitim videosu yapmayı düşündüm. Ama sadece arkadaşlar bunu astroloji öğrencileri değil ben. Yani astrolojiye az çok ilgi duyan, öğrenmek isteyen herkesin bunu az çok anlamasını istiyorum. Çünkü neden biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın şu videoyu izleyip, kısa videoyu izleyip bunu çok rahatça anlayabilirsiniz. Bundan sonra her seferinde ya bu işte bu Vedik astrolojisi varmış, yok sider almış, yok bilmem yılancı takımının. Bir daha bu sorulardan kurtulursunuz arkadaşlar. Sadece şu kısa bir videoyu izleyin. Ondan sonra arkadaşlar bir daha kafanızda soru işareti kalmasın. Ben şimdi arkadaşlar burada bugün size şunu anlatacağım. İlk önce şurada Free Horoskop'ta bugünün tarihini girerek arkadaşlar size hem sideral hem de işte tropikal astroloji arasındaki farkı göstereceğim. Bunu bir de gök haritasıyla göstereceğim arkadaşlar. Hani şunu da gündüz 12 alıyorum. Ya ben bulunduğum yerden giriyorum. Siz istediğiniz yerden alabilirsiniz. Sadece mantığını anlatacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar haritayı açtık. Bakın. Burada birçok derece var. Biz sadece güneşe bakalım. Bakın 22-22. Bu tropikal. Tropikal zodyak şudur arkadaşlar. Tropikal zodyakta Güneş işte tam Mart'ın 21'inde şeyi girdiğinde arkadaşlar onu şimdi gök haritasında bir ara göstermiştim tekrar göstereceğim. Ekliptikle Ekvator'un tam kesiştiği yerde buluştuğu nokta arkadaşlar işte tam Koç burcunun başlangıcı. Bu çok geçmişten beridir gelen bir sistem. Sidiral zodyak ise gökte takım yıldızlarını baz alarak oluşturulan bir sistem. Bunu gök haritasında göstereceğim arkadaşlar. Şimdi burada sidiralle işte tropikal arasındaki farkı bir bakmak istiyorum. Size göstermek istiyorum. Bakın şurada sidiral diyor arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. Bakın burada Güneş 22-22 dedi. Şuraya bakıyoruz arkadaşlar. 28-13. Yani bu durumda ne oluyor arkadaşlar? Yaklaşık olarak işte 24 derece 9 dakika arada fark var. Bu ekliptikte hani şey buluşuyor dedim ya arkadaşlar, presesyonda kayma dedikleri Ekvatorla ekliptin buluştuğu alan 72 yılda 1 derece kayıyor. Ondan dolayı da 1 derece oynama oluyor. Yani bu şu anlama geliyor. Şu anda sideralle tropikal arasında 24 derece bir fark var. Bunu da yıla vurduğumuzda işte yani 1600-1700 senede böyle bir fark oluşmuş. Hani şey diyoruz ya arkadaşlar, kova çağı ne zaman gelir? Bakın çok basit bir mantık. Şu anda 30 dereceden 24'ü çıkarın 6. 6 kere 7 42. Yani 400-450 yıl arasında bir tahmin var. İşte kova çağına geçişle alakalı. Şimdi arkadaşlar sideralle tropikal arasında bu farkı gördünüz. 24 derece 9 dakika. 24 derece diyelim biz. Şimdi arkadaşlar şurada gök haritasını açacağız. Yine astro.com. Ben gök haritası konusunda çok faydalandığım bir site arkadaşlar burası. Bakın burada arkadaşlar iki şekilde size göstereceğim. Şuradan Eastern Sky'ı açıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada hani size şunu söylemiştim ya, Koç burcuna giriş işte Mart'ı 20, bazı 20'yi de bulabilir arkadaşlar, 22'yi de bulabilir. O Koç burcuna giriş arkadaşlar şurada bakın tam şu arkadaşlar kesikli çizgi Ekvator kesikli. Şu düz çizgi de arkadaşlar ekliptik. Bakın ikisinin kesiştiği nokta işte bu. Bu arkadaşlar Koç burcunun başlangıcı. Tam 180 derece karşısı da sonbahara giriştir arkadaşlar. Terazi burcunun 0 derecesiyle başlar. Burada hani presesyonda kayma dedikleri bu. Şimdi arkadaşlar bakın şurası Koç burcu başlangıcı değil mi? Şuradan şuraya da arkadaşlar bakın burası Koç burcu başlangıcı diyorum. Burada şu alan arkadaşlar şu gördüğünüz alan balık burcu. Ama şu anda bakıyoruz arkadaşlar. Şurası Koç burcu başlangıcı ya, buraya doğru gidiyor. Ama burası Kova burcu. Bakın işte o 24 derece farktan dolayı arkadaşlar, tropikalle sideralde farktan dolayı böyle bir görünüm var. Şimdi
size şuradan şeyi göstermek istiyorum. Yılancı takım yıldızını arkadaşlar. Sürekli böyle piyasada sürülen işte 13. burç falan. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada yine şöyle şeyi içine almış arkadaşlar. Şurada bir çizgilerle. Bu tropikale göre burçlar. Mesela şu alan arkadaşlar şu anda yay burcu ama çoğunlukla akrep takım yıldızıyla yılancı takım yıldızının alanı. Şu gördüğünüz arkadaşlar Opiçus yazan işte elinde yılan taşıyan adam yani iyileştirici veya doktor işte şeyin Apollon oğlu diye hatırlıyorum. Bu konuda yanlış bir bilgi vermek istemiyorum. Bakın Ay'a zodyak şeyin içerisine girmiş, ekliptiğin içerisine. Şimdi evet sidralden düşününce gerçekten de bu mantıkla evet burada akrep takım yıldızı küçük bir alan kapsıyor. Görüyor musunuz? Çok küçük bir alanı girmiş. Ama daha çok yılancı takım yıldızının etkisi var. Evet böyle düşününce 13. Takım yıldız falan sidral bakış açısıyla bakınca arkadaşlar gerçekten sorunlu. Bir de ben size şeyi göstermek istiyorum arkadaşlar. Şuradan bakın siderali seçtik. Fagan Biret yerine ben Lahiri'yi bir göstermek istiyorum. Çünkü en çok gördüğüm kullanılan o. 53 dakika fark var. Bakın şurada 53 different diyor Fagan Bradley. Şimdi arkadaşlar. Bu aradaki farkı da arkadaşlar tropikal zodya baz alıp siderali oluşturma sistemini Ayanamsa diyorlar arkadaşlar. Ya da Ayanamşa. Bunu baz alarak aradaki farkı buluyorlar. Şimdi arkadaşlar. Şu anda biz haritayı gerçek sideral pozisyonuna çektik arkadaşlar. Bakın. Şu anda şurada terazi burcunun bir kısmıyla şurada tam Spica'nın bittiği alandan arkadaşlar burası terazi. Ama dikkat ederseniz şu Başak burcunun ciddi bir kısmı terazi burcun alanını kaplamış. Şimdi tropikal zodyakla ilgili evet belli gerçekten eleştirilecek çok nokta var. Ya mesela güney bölgelerinde oturanların haritası nasıl olacak? Çünkü orası biz tropikal zodyak arkadaşlar mevsimle alakalı. Ama oralar mesela biz kışı yaşarken yazı yaşıyor. Orada ne olacak? Şimdi yani bunu haklı olarak eleştiriyorlar sideralciler. Ama sideralde de şu problem var arkadaşlar. Bakın şurası da şuradan terazinin bir kısmıyla şurası akrep takım yıldızı deniliyor ama yılancı takım yıldızının ciddi bir alana giriyor. İşte şuradan yayın bir kısmından işte şuraya o oğlak. Bakın şurada kova burcu başlıyor ama kovanın kafasının bir kısmı oğlan iç tarafına gelmiş. Şimdi bir de tersten göstereyim arkadaşlar. Zaten asıl ciddi sıkıntılardan bir kısmı da orada. Bakın. Şuradan Northern Sky diye açıyorum. Arkadaşlar Sky Map ile ilgili bir video yapmıştım. Bunu da izlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel bir uygulama. Bakın arkadaşlar. Şimdi şuradan balığın bakın bir kısmından Koç burcu başlamış. Bakın Koç burcu şurada Aries diyor şurada. Çok küçük bir alan arkadaşlar normalde. Ama o boşluğu balık takım yıldızından bir kısmıyla doldurmuş. Görüyor musunuz? Şurada da bir boşluk var. Boğa takım yıldızına bakarsak arkadaşlar bakın şuradan başlıyor. Oysa Boğa'nın bir kısmı da direkt İkizlere sapmış. Şurası arkadaşlar gördüğünüz alan. Şurada da arkadaşlar Boğa'nın işte bu kısımdan başlıyor. İkizlerin o Kastor veya Pollux olması lazım şu yıldız. Buradan bitiyor bakın tam hizasında. Ama ilginç olan şu arkadaşlar. Yengeç takım yıldızı bakın küçük bir alan. Ciddi bir boşluk var burada. Görüyor musunuz? Ciddi bir boşluk var. Bu ciddi bir problem. Hani Aslan takım yıldızı nispeten içlerinde şöyle kendi alanını en şey kaplayan yıldızlardan birisi. Bakın görüyor musunuz? Kendi alanını güzel kaplamış. Başak takım yıldızı arkadaşlar şöyle bir şey var. Bulunduğu alandan daha büyük bir alanı şöyle göstereyim. Bir de Eastern Sky'ın Başak normalde daha büyük bir alanı kaplıyor ama bulunduğundan yani normal ölçüsünden daha az işte mesela normalde 48 derecelik büyüklükte ama onu mecbur 30 parsele bölmüşler. Şimdi arkadaşlar sideralin de temel sorunu bu. Yani aslında bizim yapmamız gereken
Sabit yıldızlar açısından tabii ki sidral de ben ikisinden de faydalanıyorum, onu söyleyeyim arkadaşlar. Sidral doğrudur veya tropikal doğrudur. Bakın, ben bu bakış açısında değilim. Ben doğrunun peşindeyim, onu söyleyeyim. Ama burada gerçekten sidral, bakın şurada Başak takım yıldızı başlıyor. Şurada Spikan orada bitiyor. Ama şurada ayağın bir kısmı, ciddi bir kısmı terazide. Yani evet, cidden bu şey problemleri var arkadaşlar. Bugün ben size bu yılancı takım yıldızının işte hep bunun söyle nedir? Tropikal ile sideral arasındaki fark nedir? Bunları bir göstermek istedim arkadaşlar. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.